Arkadaşlar burada bir iş ahlakı var. Adamlar saat 8'de mi çekecek? Saat 8'de geliyor. Yapması gereken iş neyse tamamını yapıyor. Çünkü ona söylenmiş. Pratik düşünmüyor adam. Yani bizdeki mantık yok. Atıyorum bizde bunu çok duymuşsunuzdur. 11 dolar tuttu diyelim yemek. 21 dolar verdin Türkiye'de. Adam ne yapar? Yani 21 lira verdin. Adam ne yapar? 21, bir fazla vermişsin demek ki 10 lira geri vereceğim. Burada bunu idrak edemiyorlar. Çünkü pratik düşünme yok. Adam hiçbir şeyin kolayına kaçmıyor. Adam demiş kardeşim bunu böyle 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 yapacaksın bu işi. Ve onlar o işi tam böyle 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 yapıyor. Ha, ben buraya geldim. Birçok işi kolayına kaçtım. Birçok işi daha basit bir şekilde yaptım mesela. Ama adamlarda böyle bir şey yok. Adamlar, iş disiplini var adamlar. Yani çalışma ahlakı, work ethic dedikleri, tam Türkçesi nasıl dönüyor bilmiyorum. Adamlarda bu oturmuş. Bugün, daha bugün bıçak, çatal, peçete sarıp üçünü birbirine bağlayıp böyle kenara koyuyoruz. Silverware deniyor burada onlara. Onu yapıyorduk. Peçetsene. Neyse gelmiyormuş. Şu tarafa doğru gidelim ya. Onları yapıyorduk. Tam 100-150 tane yapmamız lazım. Kutunun sonuna kadar donması lazım yani. Ben yaparken bakıyorum bıçak kirli. Değiştirmiyorum bıçağı. Değiştirmiyorum ya, ben böyle alışmışım yani. Bıçak kirli lan, ne olacak lan diyorum. Ben de yarın burada çalışmayacağım. Yanımda Amerikalı var. Brad. Çocuk yarın orada çalışmayacaktı. Her gördüğü kirli bıçağı değiştirdi. Hatta gitti. Sıcak su aldı. Bıçakları sıcak su içine koydu. Çıkardı, sildi, öyle yaptı. Bakın çalışma disiplini, iş ahlakı. Bu bizde yok. Yani burada bir şey itiraf ediyorum. Bende yok yani. Ben kirli de görsem lan sar ne olacak diyor. Bu Sırplarda da böyle. Geçen bir arkadaşım sideworkünü bitirdi. Gittim baktım yapmamış. Gördüm yani. Ne yapıyor biliyor musunuz? O sosları sonuna kadar doldurup dolaba tıkmamız lazım. İlk iki sosu doldurmuş. En öne koymuş. Arkadaki sosları doldurmadan en sona kadar itmiş. En öndekiler arkadakileri kapattığı için zaten şey böyle yapıyor. Menajer açıyor bakıyor. Tamam yapmışsın diyor. Adam güveniyor çünkü. Salak adam. Yani bize göre salak tabii. Adam aslında salak, adam en iyisini yapıyor. Biz salak ya, bunlar bakmıyor diyoruz. Bana mesela geçen sidework bir denk geldi. Birdi sanırım. Tepsileri silme. Dedim ya tepsileri tek tek ben nasıl sileceğim falan. Oradan çocuğum dedi ki zaten kontrol etmiyorlar, merak etmediler sırfın biri. Silmedim ben de, kontrol etmediler. Ama Amerikalılar siliyor biliyor musunuz? Adam yani o sosları sonuna kadar dolduruyor. Kim 40 yıllık işçi, 50 yıllık işçi hiç fark etmez. Adamın bir iş ahlakı var. Bunu bu şekilde yapacak. Bitti. Bu ona söylenmiş. Adam bunu yapmak zorunda yani. Anlatabiliyor muyum? O neyse bıçak sarma muhabbetine geri gelelim. Sarıyoruz. Şimdi bir kutu var. Kutu sonuna kadar dolunca bitiyor işlemimiz. Başladı kutuyu doldurmaya. Ben kutunun sürekli bir tarafına çalışıyorum. Böyle. Yani şöyle bir üçgen yapayım ki hani kutu dolu gözüksün. Hani yayarsam hepsini böyle alt yan yana koyarsam kutu dolmaz. Bu şekilde yapıp gitme peşindeyim. Bu şekilde doldurdum ben. Brett geldi baktı. Ya yanlarda boşluklar var dedi. Yanlara bir daha yaptık. 20 dakika daha. Eğer ki Brett yapıp bana gösterseydi kutuyu. Deseydi ki Sefa bu nasıl? Ben derdim ki tamam ya bu tamam. Bu olmuş derdim. Bende bu iş ahlakı yok. Sırf biz bende değil. Bu Sırplarda da yok. Onlar da bu şekilde çalışıyor. Bulgarlarla da yok. Bulgarlarla ne yani? Bulgarlarda da yok bu. Yani Bulgar kız gördüm kızı şey yapıyor silüver sarıyor işte benim gibi. Baktım kirli dedim, bıçakları kirli mi yapıyorsun? Ama boşlar ben yarın burada çalışmayacağım ki diyor. İş ahlakı yok. O yüzden Bulgaristan o halde. O yüzden biz Türkiye olarak Amerika'nın gerisindeyiz. Şu an dünyada kaç tane diyelim yüksek yerli olması gereken ırk var? Hadi Amerikalılar, hadi Rusya, Çin, Almanya, Türkiye'nin 5 olması lazım. Burada olmamız lazım bizim bu 5'in içinde. Ama biz bu 5'te değiliz. Biz 20'ye zor girdik. Bizim tarihimize, milletimize, geçmişimize, zaferlerimize, şanlı tarihe baktığımız zaman bizim yukarılarda olmamız gerekirken aşağıdayız. Çünkü biz iş ahlakını kaybettik. Kaybettik. Metin hocam şey anlatırdı. Eğer izliyorsa selam olsun. Ahilik kültürden anlatırdı Kütahya olsun. Ahilik kültürden anlatırdı Kütahya yöresine ait işte. Zamanında Osmanlı'da işte diyelim ki ben 5 satış yaptım marketim. Adam bana geldi. Dedi ki ben yumurta alacağım. Ben adama diyormuşum ki o zamanlar. Kardeşim ben bugün 5 satış yaptım. Benim komşum hiç siftah yapmadı. Git yumurtanı ondan al. Bu kültür varmış bizde. Bakın iş ahlakının da artık ötesi. Bu Amerika'daki sistemin çok 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 daha ötesi. Onlardan yukarıdaymışız. Sonra şu an nasıl? Şu an bir esnafa git. 5 tane adam milyon tane satış yapsın. 1 milyon birinciyi bile sen yine kendi dükkanından satmaya çalışır. Sana gidip ona git demez. Hatta onu kötüler sana.
Ya bu kötü işte, onun yumurtaları çürük falan der. Böyle olduk artık. Ben bilmiyorum nasıl olduk ama böyle olduk. Yani bizim iş ahlakımız maalesef arkadaşlar, ben göremiyorum Türkiye'de ama konuşmalarımı lütfen yanlış anlamayın. Bunlar genel benim gördüklerimdir. Nadir çok güzel şeyler de duyuyorum. Çok güzel şeyler de oluyor Türkiye'de. Bana videonun altına gelip de işte saçmalama, ben Türkiye'deyim, öyle şeyler olmuyor falan, şu kargo rafını çekme Amerika'da. UPS demeyin. Dediğim gibi bunlar benim yaşadıklarım. Ben Türkiye'de de çok işte çalıştım. Burada da toplam geçen sene 4 ay, bu sene 4 ay, 8 ay, yani bir senelik neredeyse Amerikan çalışma kültürü geçmişim oluyor. Farklı işlerde ve farklı eyaletlerde. Bunun da altını çizeyim. Dediğim gibi çalışma disiplin adamlar da var. Adam sabah kalkıyor, işine gidiyor, yapması gerekenleri yapıyor. Bizde maalesef çalışma disiplini, iş ahlakı bizde öldü. Biz nereden kaytarırım? İşi nasıl daha kolay yaparım? Nasıl işin kolayına kaçarım? Biz bunun peşindeyiz. Yüksek geliyor. Evet. Biz bunun peşindeyiz. Bu adamlar artık bunun peşinde değil. Adamlar iş ahlakı unutmuş. Ama dediğim gibi bunu da tekrar söylüyorum. Bu adamların bulduğu bir şey değil. Bunu kesinlikle birileri, bilim adamı de artık, çalışan de, FBI, CIA ne diyorsan de, bunlar buluyorlar. Bakıyorlar ki bunlar halka faydalı olacak. Bunları bir şekilde halka enjekte ediyorlar. Belki yemeklerine katıyorlar. Belki filmlerde, çizgi filmlerle enjekte ediyorlar. Belki kitaplarla. Bakın